Merhaba arkadaşlar, Açık Hisse TV'de geometri dersinde Raç'la beraberiz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Katı cisimler, katı cisimler herkesin korkulu rüyalarındandır ama günlük hayatla direkt ilişkilendiririm arkadaşlar. Bir de formül ezberleyeceksiniz. Aslında geometrinin size göre en kolay kısmı bence. Çünkü formül ezberleyeceksiniz. Ne tanım belli, çat çat yapıp gideceksiniz. Başlayalım. Ve Açık Hisse'de çok böyle detaylı girmiyor. Aynen öyle. Formül işte değil direkt mi? Alan hacim bitti. Olay bu. Şimdi hepsini öğreneceğiz. Arkadaşlar prizma dediğimiz zımbırtı neymiş? Alt tabanı üst tabanına eşit olan 3 boyutlu şekillere prizma diyoruz. Odanıza bakın. Evet. Altla üst aynı. Orası bir prizma. Direkt burayla ilişkilendirebilirsiniz. Prizmalar tabanlarına göre adlandırılır. Tabanı eğer kare ise kare prizma. Tabanı dikdörtgense, pardon, şöyle dik tutun. Dik tuttuk. Üçgense üçgen prizma. Tabanı daire ise silindir şeklinde. Bunu niye daire prizma demiyoruz? Ya güzel, herhalde ağza alışkanlık böyle silindir. Ha, silindir. Daire prizma çok itici ya. Ha, silindir. Konuya da niye konu diyoruz? Evet. Şimdi tanıyalım bunun zımbırtılarını arkadaşlar. Şimdi şu kısım var ya, şu kısma üst taban diyoruz. Şunlara biz yanal alanlar diyoruz. Şuna köşe. Şu çizgilerin her birine biz ayrıt diyoruz. Ondan sonra şuna yüzey köşegeni, en uzak iki köşeyi birleştiren kısma da cisim köşegeni diyoruz. Bir köşeden bir köşe, bir köşeden bir aynen köşe. Aynen öyle. Bunlara da köşegen diyoruz. Bir tane prizmanın açık halini adam bize vermiş. Her ne kadar benzemese de şöyle ben bir tane dikdörtgenler prizması çizmek istiyorum şuraya. Bakın şimdi arkadaşlar. Ah Davut ha. Ah Davut ha. Bu bizim bir bu dikdörtgenler bir prizmamız. Şuraya taban diyoruz. Şu ayrıt A olsun, şu ayrıt B olsun. Şurası da yükseklik olarak adlandırılıyor. Burası şey değil mi? Yani halıyı koyduğumuz yer. Halıyı koyduğumuz evde yer. Halıyı koyduğumuz şuraya yer. Da lambayı koyduğumuz yer yukarısı. Bunun açık hali burada var bakın. Katlıyorum, katlıyorum, katlıyorum. Şu alt tabanım oluyor. Bu da üst tabanım oluyor arkadaşlar. Doğru değil mi Hacı? Ha, doğru doğru. Ondan sonra ben bunların formülleri var arkadaşlar bakın. Şu taban ayrıtları, şu yükseklik unutmayın. Yükseklik, inen, uzunluk. Halıyı serdiğimiz yerde bizim taban ayrıtlarımız olacak. Az perde asmamışlardır hocam. He ya ama eziyet gibi. Perdeler direkt yükseklik olarak düşünebilirler. Bir de silindiri açalım. Silindirin özel bir hali var arkadaşlar. Şu şekilde bir tane silindir düşünürseniz bakın bir tane silindirimiz olsun. Konserve kutularını hepiniz biliyorsunuzdur. Anneniz evde açamamıştır. Oğlum şunu bir aç diye bağırmıştır. Siz kaşıktan bir destek alıp havalandırmışsınızdır. Şuralara biz kapaklar diyoruz. Şuradaki kapaklarımız olsun arkadaşlar. Açıldığı zaman silindirin yanal kısmı bir dikdörtgendir. Hemen doğrudan evet, katlayıp hemen, gösterecek. Hemen. Bakın katladık ne oldu? Aslında alın size bir silindir oldu. Bunu silindir. Açıyoruz. Bakın burası ne oldu? Yanal alan oldu arkadaşlar. Bu dairenin çevresiydi. Bakın katladığımızdaki dairenin çevresi bir de orasıydı. Hocam. Değil mi lan? İkimiz bir şey yapamadık. Ha. Burası dairenin çevresi. O yüzden ona dikkat edin. Şurası dairenin çevresi. Şu kısımda açtığımız zaman buraya tekabül ediyor. Bu taban alan, bu da kapağımız oluyor. Yani tamam. Bunların hepsini kullanacağız. Alan dediğimiz zımbırtı iki tane, bir altta bir üstte taban ve tavan alan diye biz ona sadece bir isim verelim. İki taban alanı artı yanal alan. Hacim ise arkadaşlar bütün prizmalarda taban alanı... Ha, burada herhalde şey diye notlarda öyle bir bakmıştık hocam. Alanlarda biz hep şeyi kullanıyorduk değil mi? Taban kenar çarpı yükseklik. Alanlardan aynen. Hacim de o zaman taban alanı çarpı yükseklik. Hacim 3 boyutlu, alan 2 boyutlu. 3'e geçmek için bir de yükseklik lazım. Evet gönderdim hocam bunu. Hemen kare prizmaya geldik. Neye göre isimlendiriliyordu? Tabanlarına göre isimlendiriliyordu arkadaşlar. Davut sevgiler selamlar. Tavanlarına göre isimlendiriliyordu. Tabanı kare ise bunun adı kare prizma oluyordu. Tabanı kare ise kare prizmadır. Öyleyse bütün prizmaların hacmi nedir? Taban alanı çarpı yüksekliktir. Peki onu alttan mı verdik lan? Ha altta. Yok, altta var. Yavaş yavaş. Herhalde hocam kare prizmaya geçtik. Kare prizmaya geçtik. Yazdım. Ondan sonra açılmış halini burada gösteriyoruz. Burada tabanı var. Burada yüzey köşegeni var. En uzak iki köşeyi birleştiren şu uzunlukta cisim köşegeni. Unutmayın arkadaşlar. Şimdi formüllerine bakalım. Evet. Köşegende ve cisim köşegeninde her zaman dik üçgen oluşur. Pisagor bağıntısı kullanarak. Dik üçgen diyorsa sen öğrettin bize. Pisagor'u öğrettik size.
Bakın arkadaşlar, bunu alt kısım düşünün. Hani kareydi ya, AA. Şurası nedir arkadaşlar? Yüzey köşegenidir. Öyleyse burası nedir? A kök 2'dir. Unutmayın, tamam mı? Cisim köşegeni de kendisine en uzak köşeyi birleştiriyordu. A kök 2'ye bir de ne gelecek? B'miz gelecek, değil mi? Orada B olarak isimlendirmiştik. Evet, B'miz gelecek arkadaşlar. Bakın, şu bizim cisim köşegenimiz olacak. C dersek, şurası dik ya. A kök 2'ye bir de B geldi. Hemen formülümü yazalım. Aynen öyle. Cisim köşegeni A kök 2'nin karesi artı B'nin karesinden, yani 2 A kare artı B karenin karekökü. Formülden yapmadım arkadaşlar. Biliyorum Pisagor'u. Ona göre hareket ettirdim. Köşegenleri şurada gösterdim. A kare artı A kareden. Cisim köşegenini de buradan göstermiş olduk. Mantığı anladınız. Hop. Alan için ne dedik? Taban alanı artı yanal alan. Bu iki şeyden değil mi? Prizm olduğu için hem altta hem altta hem üstte var. Bu iki hem altta hem üstte olduğu için. Taban alanı, karenin alanını biliyorum. Adı kare prizma ise A kare. A kare. A çarpı A. Yanal alan. Şimdi arkadaşlar, taban çevresi çarpı yüksekliktir. Taban çevresi 4A çarpı B. A artı A artı A artı A'dan 4A çarpı B yükseklik. Böylece de yanal alanı bulmuş oluyorum. Hacim her zaman taban alanıyla yüksekliğin çarpımıdır. Taban alanımızın A çarpı A'dan A kare olduğunu, hacim içinde yüksekliği kullanmam gerektiğini, o diki A kare çarpı B olduğunu unutmuyoruz. Anlaştık mı? Hocam, o zaman ezber yokmuş ya. Ezber yok ya, mantık var ya. Yani Pisagor'u bilelim, onları bilelim. Gerisi hikaye. Küp. 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 Bütün ayrıtları birbirine eşit olan prizmaya biz küp diyoruz arkadaşlar. Kare prizma gibi bir şey. Kare prizmanın yüksekliği de A olacak. Oluyor. O B o dediğimiz yer var ya. O da A oldu mu? Küp şeker. Küp şeker. Ha, küp şeker. Küp şeker. Şimdi dikdörtgene benzetiyorlar ama. Alanı 6 tane kare. Bakın, bir karenin alanı A kare. Toplam kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. 6 A kare. Hacim taban alanı çarpı yükseklikti. A, kare, A çarpı A'dan. A'dan. Bir de A geldi, A küp. Köşegen az önce bulmuştum zaten. A kök 2. Cisim köşegeni ise hop. A kök 2 var. Bir de A geldi. Önceden B'ydi, şimdi A oldu. Toplam 3A karenin kare kökünden A kök 3. Pisagor, Pisagor, Pisagor yaptım. Evet. Geldik. Ana geldik. Sorulara. Geldik sorulara. Tabanı bir şey söyleyeyim. Söyle hocam. TET'de ya da YKS'deki sorularla açık sitedeki sorular, açık sitede direkt bize şeyi istiyor. Formülü biliriz. Yani alanı bul, hacmi bul, yüzey alanı net. Bul. Net. Yani öyle hiç oyalamıyor. Aynen, uğraştırmıyor. Taban kenarı 6, yüksekliği 4 olan kare prizmanın yüzey alanı için ne demiştik? Taban çevresi çarpı yükseklik. Yükseklik. Taban çevresi kare. Bir kenara 6 ise 6, 12, 12 de buradan 24 çarpı yüksekliğim 4. Yanal alanını buldum. 96 santimetre kare ve bunu gönderdim. Taban alanı 16 santimetre kare olan bir kare prizmanın yüksekliği 10 ise hacmini hesaplayın. Hacim neydi? V eşittir. Hep taban alan çarpı yükseklik. Çarpı yükseklik. Adam bana vermiş taban alanını. Taban alanını adam zaten vermiş. Yüksekliği de 10 olarak vermiş. Çarptım. 160 santimetre küp buldum. Hocam harbiden basit mi sorular ya böyle böyle. Kolay hazırlanmış MEP. Hemen baktık. Bir kenarı 5 birim olan küpün yüzey alanı kaç taneydi abi? 6 tane. 6 1, 2, tane. 3, 4, 5, 6. Aynen öyle. 6 A kare. O zaman? 6 çarpı 5'in karesi. 6 çarpı 25. 150 santimetre kare bulurum. Hocam ben geçtim ya. Bu dersten öğrenciler geçer. Allah'ın izniyle. Geçer. İnşallah ya. İyi haberleri bekliyoruz altta. Bir de yazıyormuş hocam sizin yüzünüzden. Yapmayın öyle şeyler. Kalp var bizde. Biri yorum yapmış ya. Hocam sayenizde 20 aldım. Teşekkürler. Yapmayın öyle şeyler. Evet. Bir kenarı 4 santimetre olan küpün hacim. Hacim formülümüz neydi? Taban alanı çarpı yükseklikti. B
böyle formülleri ezberlemesinler değil mi? Sadece bu kalıbı ezber. Aynen ya, aynen. Yoksa şunu da şunu kullan, bunu da bunu kullan. Kafayı karıştırmak. Kesinlikle. Tabanım 4x4. Yüksekliğim de 4. Küp. Küp zaten. 16x4. O da. 60. Senin 4 yazın kötüleşmiş ya. Ya rahat edemedim. Ha, acıktın herhalde. Yok ondan değil ya. Biraz şeyime geldi böyle. Sen kapladın her yeri. Ha, böyle çekileyim hocam biraz. Hacmi. Hacmi. 144 santimetre küp olan bir kare prizmanın yüksekliği 4 santim ise tabanının bir kenarı. Kenarı. Bakın arkadaşlar. Kare prizmanın tabanı neydi? Kareydi. Bir kenarı A ise bir kenarı A. Hacim formülünü biliyorum. Hacim formülüm neydi? Taban alanı çarpı yükseklik. Adam verdiği bilgileri yaz diyor. Hacim 144'müş. Taban alanını bilmiyorum. Çarpı yüksekliğim 4. Bana. 4. Her tarafı 4'e bölecek olursam taban alanını bulurum. Taban alanımız ne çıkaracak? Şurada hemen bulayım mı hacı? 36. Taban alanım. Öyle değil mi? 14'ü 3 defa. 36. Yanlış yaparsa yazın. Taban alanım 36. 36. Alanım nasıldı taban alanım? A çarpı A. 36. 36 hangi iki sayının çarpımı? 6. 6. Öyleyse bir kenarım 6 birim bulunmuş olur. Ve ben burada bitirmedim. Bir sorum daha varmış. Son bir bitmedi. Var ya trenlerde. Bitmedi. Bunu alana taban alanı 5. Yüksekliği 6 olan kare prizma şeklinde bir kutunun tüm yüzeyleri boyanacaktır. Kaç tane, kaç santimetre ya, küp alan boyanır? Hikaye yapıyor burada. Kutunun tüm yüzeyleri derken yüzey alanından bahsediyor. Aynen öyle. Her tarafı boyayacağız. Her tarafı boyayacağız arkadaşlar. Bir tane kare prizma düşünün. Gerçi bu tabanından gideyim ben. Tabanının bir kenarı 5'miş, 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 5'miş. Kaç tane yüzeyim var bakın. Bir burada var. Bir burada var. Bir burada var. Yazı çizeceksin mi? Ha, çizeyim hocam ben. Şöyle yatay çizersem daha rahat görülür. Bilgisayar kutusu gibi oldu ama. Bakın çok güzel çizdi. Bakın boyanacak yüzeyler. 1 duvar. 2 bana baktı. 3 yana baktı. 4 arkamızda. Hemen bu dördünü bir bulalım. Şurası kaç? Yüksekliğimiz 6. 6 5. 5. 6 çarpı 5'ten kaç tane yazdım abi? 4 tane mi yazdım? Hı hı. Şurası ve şurasını ne yapacağız? Alt ve üstü. Alan. 5 çarpı 5'ten 2 tane. Alt ve üst. 30. 120. 25. 50. Topladım. 170 santimetre kare. Tamam, yüzey alanı hocam. Alan boyayacağım. Taban çevreyle ben yüksekliği çarpsam yanalı bulurum. İki tane de şeyler ekleyeceğim. Tüm yüzey demeseydi, yanal alan deseydi, doğunun dediğini yapacaktık. Bit. Evet, görüşmek üzere. Başarılar.